Ses deneme 1, 2, 3. Kameramız... Tamamdır 10 numara 5 yıldız Herkese selamlar dostlar ben Ahmet kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz dostlarım Bugün koleksiyonumuza bir parça daha ekleyeceğiz dostlarım Biliyorsunuz ki bizim arka plan koleksiyonumuz var arkadaşlar. Oyuna her gelen arka planı satın aldım şimdiye kadar. Eksiksiz ilerliyoruz ve hayatımdaki ilk ve tek koleksiyonum bu arkadaşlar. Bu yüzden bu seriye yani arka plan, arka plan alma serisine çok ama çok özen gösteriyorum. Her gelen arka planı da alıyorum ve şu ana kadar kullanmış olduğum ve en beğenmiş olduğum arka plan kaplan da arka plan arkadaşlar. Bir de şurada bir tane daha var abicim. 9. Clash yıl dönüm arka planını çok ama çok sevdim. Çünkü çok inanılmaz detayları var. Özene bözene yapmışlar. Ya, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama renk uyumu olarak da şuradan Kaplan da arka planlı çok ama çok sevdim. Şimdi buradan dükkanlar bölümünde yine arka planımızı alacağız. İlkel arka plan arkadaşlar. Biraz söylemekte zorlanıyorum. Peltekliğim de yok aslında. Ama nedense böyle ilkel böyle zor oluyor L ve K harfini yan yana okuyunca. Olur da dilim sürçerse kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi lafı uzatmadan 10.000 like attınız mı? 24 saatte arkadaşlar bu özel seriye 10.000 bir like bekliyorum arkadaşlar. Sondaki biri unutmayın. Ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olup siz izle... <laughs> anladınız işte. Hemen buradan satın al diyeceğim. Buradan tek tıkla satın alınıyor. işleniyor, 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 işleniyor. Ödeme başarılı oldu. Ve koleksiyonumuza bir parça daha eklemiş olduk arkadaşlar. Şimdi birazcık heyecanlıyım. Özellikle bakmadım arkadaşlar ayrıntılarına vesaire vesaire. Hatta dikkat ederseniz dünkü üçleme. Galadon'un Golem ordusu mücadelesindeki üçleme şeyinde de bakmadım yani anladınız o. <laughs> Neyse hemen seçiyorum şuradan. Woo güzel. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki kesişim kısmı var ya, yani normalde şurası çim oluyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde buraya bir şey e, dikemiyorsunuz. Buradaki çim bölümüyle şuradaki birleşim toprak kısmı ve köyün e, toprak kısmı bir olduğu için çok büyük gözüküyor. Bu yüzden 10'da 10 veriyorum şimdi buna. Büyük ekran yapacağım abicim. Böyle tasarımı düzenle, hepsini kaldır. Fotoğraf moduna gelelim ve ayrıntılarına bakalım şimdi. Sol üstten bakacağım. Burada abicim bu ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Tamam arkadaşlar bir türlü aklıma gelmedi. Stonehenge bu. İngiltere'deki o gizemli kaya yapısı. Ondan sonra şu arkada birazcık bulutlar var. Dikkat ederseniz böyle bulutlar gidiyor. Kara kara bulutlar var. Hemen şuradan solda böyle bir ayı kürkü görüyorum. Burada ufaktan taş evler var. Köylü evleri. Keşke bakın her zaman bunu söylemişimdir. Şurada köylüler dolaşsa böyle ilkel kostümlerinden dolaşsa burada bir iksir, e, depomuz var. Tekrardan bir ayıcığımız var. Şuradaki güzel e, detayları da görüyorsunuz. Meyveler falan var. Telde donlarını asmışlar köylülerimiz. Ondan sonra e, Fred Çakmaktaş'ın evi de burada arkadaşlar. Birazcık daha kaydığımız zaman burada tekrardan bir mağara görüyorum. içinde ufacık bir ışık yanıyor arkadaşlar. Tekrardan gelelim. Burada işin olayı burada ama evet bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Bu elektromu, elektro ejderden bahsediyorum yoksa Yunus balığı mı? Yani bilemedim arkadaşlar ama bu elektro ejder şuradan görüyorsunuz sırtındaki o elektrik şeylerinden ve direkt elektrik çaktığı zaman şuradaki kayaların arasından bile arkadaşlar elektriği görüyorsunuz. Bakın Aynen bu şekilde güzel olmuş bu da detay. Onun dışında şu aşağı Arkadaşlar merhaba. Montaj yaparken videoda fark etmediğim bir detayı fark ettim şimdi. Hemen yakınlaştırmışımdır. Orada elektro lazerin duvar çizimi var arkadaşlar. Yeni fark ettim ben de. Videoda fark edemedim. Böyle eklemek istedim bunu da. Şu aşağılara bakalım. Burada da var arkadaşlar detaylar. Bak gele gele bak şuradaki şu kısım görüyor musunuz? Öndeki o blur, bulanıklık kısmını da eklemişler buraya. Uzaklaştırınca yakınlaştırınca o da geliyor. Güzel bir detay. Bunu ben ilk e, geldiği zaman da söylemiştim. Çok beğendim. Buradaki goblin evlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Kabileler var burada. Onun dışında tekrardan goblin evler, mızraklar falan filan. Burada elektro ejderim mi yok? bu süper ejderhaya e benziyor arkadaşlar. Süper ejderin kafatası var. Onun dışında burada yine aynı şekilde o ejderin devamı geliyor arkadaşlar burada. Tabi dinozor da olabilir çok da emin değilim. Onun dışında burada tekrardan inşaatçı üstünden mavilikler görüyorum arkadaşlar. Bir de şuradaki geminin tipine bakmak istiyorum gemi. Ha, klasik arkadaşlar sandal küreklerden müreklerden yapmışlar. Güzel ben de beğendim bunu açıkçası. 10 numara 5 yıldız bir arka plan arkadaşlar. Ama kullanır mıyım? Göz aşinalığından dolayı arkadaşlar. Oyunun ilk çıktığı yıllardan beri hep yeşil kime alıştığımız için. Belki 1-2 videoluk arka plan olarak kullanırım. Ben koleksiyonumu bozmamak için yine aldım bunu arkadaşlar. Sizde hangi arka planlar var? Bunda yorumlar kısmına yazmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın. Bir de şurada arkadaşlar. İlkel şampiyon var. Bu şampiyon görünümü de bu şekilde bunu almadım çünkü kostüm e, şeyim yok benim arkadaşlar, siz söyleyin. Kostüm koleksiyonum yok, bu yüzden almak istemedim dostlar ama bu da güzel bir e, görünümü var. Hatta oynanış ekranında buraya koyarım, ses efektlerini, kalkanın atış şeklini vesaire vesaire hepsini kullanırım. Hatta bir şey söyleyeceğim. Burada acaba var mı bir dakika bir dakika bir dakika. Şuradan e, bunu bırakmak istiyorum. Aa varmış. Bir burada deneyebiliriz. Şimdi aga şuradan mı bıraksam bence şuradan bırakmak daha mantıklı. Sadece e, koruyucuyu bırakacağım. Güzel. Mızrak atıyor. Şuradan bunları da göndereyim. Abicim bir de kalkanını fırlatmak istiyorum. Bir kalkanını nasıl olacak? Şöyle bir kalkanını fırlatalım. Evet, kaplumbağayı fırlattı arkadaşlar. Kaplumbağa kalkan olarak kullanıyor. Direkt mızrağı var burada. Bir de ölüş şeklini de görmek istiyorum. Şurada ölecek birazdan. Şuradan öldüğümüz zaman nasıl görünecek çok merak ediyorum. Hop! Tamam direkt ölüyor arkadaşlar, bayılıyor. Kafasındaki baykuş detayı da güzel olmuş. Fena değil yani. Kartal da olabilir. Çok da emin değilim. Şuradan tamam diyelim. Güzel ya, fena değil arkadaşlar. Kostüm güzel. Ama maalesef kurdan dolayı biliyoruz belki bilmeyenleriniz vardır. Biz bu arka planlar arkadaşlar örnek verin bir Alman veya bir İngiltere'deki alan kişiden daha pahalı alıyoruz kura çevirdiğiniz zaman. Çünkü Google Play Store ile App Store kuru 17 lirada sabitledi. Yani 1 dolar 17 lirada sabitledikleri için birazcık pahalıya alıyoruz. Altın bilet de aynı şekilde. Normalde bu arka plan arkadaşlar 140-145 lira falan olması gerekiyor ama 170 liraya satıyorlar. Artık ona söylenecek bir söz yok. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu aralar bir ordu dinliyorum arkadaşlar. Çok manyak bir ordu. Ama bir türlü kullanmakta zorlanıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Şuradan birkaç tane saldırı yaptım. Bir tane çok güzel üşüyelim. Diğerleri %97'de kaldı. Tabi kral kraliçemiz uyduğu için de olabilir. Kral kraliçe burada çok 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 önemli. Bir saldırı yapacağım göstereceğim çünküsünü. Bir de dünleyin hatta YouTube hikayesine de attım arkadaşlar. Bir ganimet kasmışım. Şuradaki ganimete bakar mısınız? Bir dakika bak 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 bak. 1.6 milyon geldi. Ve bu hesapta arkadaşlar depolar tam kapasitede değildi ve buradaki toplayıcılar da tam tamına dolu değildi arkadaşlar. Yani tam kapasite olsaydı 2 milyondan aşağı ganimet vermez. Gerçekten efsane bir köy. Ve ne kadar aldım ben tahmin edin. Şuradan bir saldırımı 2 de izleyin. Şöyle yıldırım attım direkt sol tarafa. Sağdakilerine barbarcıklarla temizledim. Burada yine aynı şekilde yıldırım attım. Başka ne yapmışım lan? Dün saldı, dün yaptım saldırıya hatırlamıyorum. Ha, doğru buradan direkt girdim ve şuradan barbarcıkları yolladım arkadaşlar şu kısımdan tekrar yıldırım attım şu kısma dedim oradaki e, depo başına kadar doluydu. Duvarlar son seviye olduğu için yıkmakta baya zorlandım arkadaşlar. Onun dışında ganimet yani 1 milyon akın ganimetini aldım bu elemanın. Depolardaki tek ganimetini tek alamamıştım herhalde. Şundan şampiyonunu da bıraktım. Arkasından birkaç barbar vesaire dondurdum. Geriye kalan atıcılarımı derken şu çarpı 4 yapayım. Bu şekilde elimden geleni almaya çalıştım. Yani adamın neredeyse ganimetin yarısından fazla. Yarısı duruyor burada arkadaşlar. Evime geri dönün. 1 milyonda yeter bana. Bir saldırı da yapalım sizlerle birlikte. Ooo. Güzel ganimet ama ordumuz bu köye uygun değil arkadaşlar. Şimdi bu köye uygun ordu hangi ordu biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim sizlere. Şu şekilde... Ne oluyor lan ikidir güzel ganimet çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar ağır savunmaları yan yana olan köyler tam birebir uygun köylerdir. Bir tane daha geçeceğim. Bu köyü de aslında alabiliriz çok rahat bir şekilde ama ganimete şu an ihtiyacımız yok. Güzel canlı kanlı bir köy istiyorum. Dostlarım bir arkadaşımız daha arka plan almış. Bu köyü saldırmak istiyorum birazcık değişiklik olsun. Şimdi Abicim direkt ee, balonu şu nokta bak şu noktada indirebilirsem askerlerime mükemmel olacak. Çünkü merkez binayı direkt indiği zaman büyücülerimiz mahvoluyor arkadaşlar. patlamasına birlikte merkez binanın. O yüzden birazcık daha dikkatli saldıracağım. E, tekli canlanlar burada püskürtücüleri göremedim. püskürten bir an tamam basit. Şimdi abicim şuradan gönderiyorum. Önden tazı arkadaşlar mayın eşiği olarak gidiyor. Hem de şuradaki ilk sayıdır cehennemdir vesaire vesaire. Onlar oyalonu bir öfke büyüsünü atıyorum abicim. Hemen hop aşağı indi bir görünmezliği de salladım. Gayet güzel. Bir görünmezliği daha atıyorum. Bunu görünmezlik süresini çok iyi ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir görünmezlik daha atıyorum. Güzel. Bir görünmezlik daha. Bir öfke büyüsü daha atacağım arkadaşlar. Bir görünmezlik daha atacağım. Şöyle. Abicim geç kaldım ya. Geç kaldık geç kaldık sağlık olsun ama Anladınız değil mi taktiği bakın ortalık bitti Normalde bir öfke büyüsü ve iki görünmezliğin Etkisinden ben bu kısmı da alırdım Şimdi nereden de alalım güzel soru ee, Kraliçe indiğine göre birazcık daha Rahat saldırabilirim şuradan Bebiş atacağım şuradan bir Ejder atayım şu noktaya da bir bebiş Yollayacağım şu kısımdan Ejderlerimi göndermek istiyorum Hızlı bir şekilde şuradan sağ solu Temizlesinler kraliye şampiyonu da şuradan Bırakacağım balonları gönder abicim Şuradan bir görünmezlik atabilir miyim? Görünmezlik atabilir miyim? Heh. Yön değiştirsinler. Koruyucuyu da attım. Şöyle bir öfke büyüsü. Büyük koruyucunun özelliğini de kullandım. Yani üçleyemeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü oradaki bir hata arkadaşlar. Köyün e, cici olmanıza yetiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bir hata yeterli. Şuradan ı, atsam mı? Birazcık daha mı beklesem? Bence kalkanı arkadaşlar. Şuradaki tekli cehenneme hasar verecek şekilde bırakayım. Şuradan bir dondurma daha atacağım. Şöyle in abicim. Tak 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 tak. Gayet güzel. Gayet güzel. Oradaki tekliği de indirdik. Yani elimizden geldiğince bir de kral kraliçe olacaktı. Şuradan bırakacaktım büyücünün olduğu kısımdan. Buradan temizliği temizliğe gelecekti. Daha rahat üşleyecektik arkadaşlar. Çok güzel bir ordu. Çok güzel işe yarıyor. Ee, kral kraliçenizde 70-75 seviyelerdeyse hatta köy binası 12 iseniz bile arkadaşlar bu orduyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani çok efsane iş yapıyor. Şuradan adam arka plandaki şeyi bile almış bak. Görüyorsunuz öldüğü zaman buradaki kaplumbağa dönüyor arkadaşlar. Çok ilginç ya. Lan sapıtma oyun dur. Sapıtma. Yani baga mı girdi yoksa bu gerçekten böyle mi yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Yani bakeriz bilmiyoruz. Tertemiz üçledik bu arada. Bir tane daha köye saldırmak istiyorum. Yine arka planı bu şekilde olan bir köy bulmaya çalışacağım dostlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de ejderim. Hayatta zaten 10 ejderle gittim. 4 tane tek fire vermişiz. Bence fena değil saldırımız. Tekrardan bir köy bulup geliyorum. Dostlarım benim düşündüğümü düşünüyor musunuz? Sanki sanki tam bizlik bir köy. Bir de adam köy binası. 14 X aylar cehennemler. Abo kaya saçarlar. Patlamaya hazır mısınız? Ben dünden hazırım. Dalacağım Vallahi bu köye. Şimdi bir de arka planında bir köy bulamadım. bayağı bir köye geçtim de. Bulamayınca olmuyor arkadaşlar. Şimdi şimdi. Korkuyorum dalacağım Vallahi Püskürtücü de bakıyor oradan. Ee, direkt şuradan göndereceğim. Önden gitsin aga. Allah ilk mayını yedi. İlk mayını yedi. Şuradan öfke büyüsünü tam şuradaki ilk sayının olduğu yere atacağım. Abicim şöyle Allah patates olduk. Şimdiden olduk arkadaşlar. Şimdiden patates olduk. Şuradan bir tane daha atacağım. Abicim hasar yemesinler yalvarırım. Bir tane daha. Hasar yemeyin yeter başka bir şey istemiyorum. Ha, duvarda takılacaksın. Duvarda takılın takılın. Duvarda ne zaten bir şey var da takılın duvarda. Neyse diğerini atmayacağım arkadaşlar patates olduk yukarıdan dalacağım şöyle bir ikincisini şu noktadan bırakmak istiyorum Şöyle ejderlerimi yollayayım Şöyle ejderler umarım içeriye doğru gidersiniz başka bir şey istemiyorum Şuradan baloncukları da yollayayım kartal topunun inmesi şart yoksa gider kartal topunun o elbini gördüğünüz çıktı yukarıdan dostlarım ee, Ondan sonra şuradan askerlerimi göndereyim bir tane görünmezlik atarım şuradaki koruyucuma bir öfke büyüsünde şu noktaya atayım. Bir öfke büyüsünde şu noktaya atayım. Büyük koruyucunun özelliğini kullanayım. Tekli cehennemler mahvetti beni. Tekli cehennemler. Şuradan bir dondurmamızı da atalım. Ya belki merkezi de alırız arkadaşlar. Belki diyorum çok emin değilim. Şuradan tak 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 özelliğini kullanalım. Yani yani merkezi de alırız. Gerisi gelmez arkadaşlar. Patates olduk olmadık arası bir şey oldu. Merkezi de aldık. Ne kadar ganimet aldım. Allah aşkına bakabilir miyim? Hmm. 500 bin. Ama kara iksiri fena değilmiş. Sevgili dostlar böyle köyü bakınca alışık değilim ya. Yeşil renge alıştığım için sanki sahra çölündeymişim gibi hissediyorum. Yani adamlar o konsepti çok güzel uydurmuş. Beğendim şahsen arka plan arkadaşlar. Güzel emek verilmiş detayları var. Yani güzel şahsen güzel bir arka plan arkadaşlar. Gözümden kaçan bir şey yok değil mi? Yani sağ köşede bir şeyler falan sanki bir yorumlarda görmüştüm. Abi sağda bir şey var. Sağda herhalde bundan bahsediyor. Burada keşke dokunduğumuz zaman ses çıkarsaydı ya da elektrik sesini verseydi. O da güzel olabilirmiş arka planda. Bak neler düşünüyorum neler. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlarım. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir sonuna kadar. Güzel eğlenceli bir video oldu. Serimizde de yine eksiksiz kaçırmadan koleksiyonumu aldım. Neden bir de arka plan almıyorum biliyor e, pardon arkadaşlar kostüm almıyorum biliyor musunuz? Yarın öbür gün Supercell der ki abicim görünümleri buraya koyuyorum. Hani kaçırdığınız görünümleri çünkü ara ara böyle geliyordu arkadaşlar kostüm görünümleri. Belki yarın öbür gün gelir. Bir baktın almışız da oradan da arkadaşlar. Çünkü arka planları hiç e, sergilediklerini görmedim arkadaşlar. Çünkü arka planları bir kere aldınız aldınız alamanız gidiyor maalesef. Ama kostümler öyle değil. Kostümler yine bir şans tanınıp geliyor. Umarım videomu beğenmişsiniz de dediğim gibi. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Canlarım ciğerlerim kimseye karışmayın. Uslu bir çocuk olun. Annenizin babanızın sözünden çıkmayın. Nasihat verdiğime göre <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Adios <laughs> amigo.